Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme ile birlikteyiz. FNIRSI firmasının ürettiği yeni havyayı inceleyeceğiz. Beni takip edenler biliyordur. Muhtemelen normalde FNIRSI'nin bir alt modeli olan HS-01. Yani bu modelini kullanıyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar birçok videoyu bu havya ile çektik. Şimdi bir üst modelini çıkartmışlar ve bana göndermişler. Şöyle ana hatlarıyla eski modeli göstereceğim. Özellikle farklı havyalarla kıyaslamak istemiyorum arkadaşlar. Firmanın bir önceki modeliyle kıyaslayacağım. Bu sayede firmayı kendisiyle yarıştırmış olacağız. Bu arada ben bu havyalardan oldukça memnunum arkadaşlar. Gayet güzel çalışan, güzel performanslı cihazlar. Hani bunu belirtmemde fayda var. Şimdi kutu içeriğini çıkaralım ve bir alt modeliyle mevcut yeni modelinde neler değişmiş, neler güncellenmiş ve performansı nasıl, birlikte bakalım. Kutu içeriğini tamamen masanın üzerine aldım arkadaşlar. Bu eski havyamız. Bunu da karşılaştıracağız. Şöyle bir kenara alıyorum. Öncelikle bunu farklı setler halinde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben firmadan tam set olarak istemiştim. Bütün uçlar, güç adaptörü ve güç kablosuyla beraber gönderdi. Eğer elinizde eski model varsa, yani bir önceki model ve güç kablosu varsa, güç adaptörüyle birlikte yine kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Uyumlu. Ancak yeni modelle birlikte gönderildiğinde 100 wattlık bir adaptör geliyor. Ayrıca cep telefonlarında oldukça hızlı bir şekilde şarj ettiğini belirtmem lazım. Bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada çok güzel bir sistem yapmışlar. Bunu çok beğendim. Bu şekilde ister Amerikan prizinde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bakın. Amerikan tip prize uyumlu. Şöyle bir aparatı var. Bununla ise arkadaşlar Türkiye'de ve Avrupa'da kullanılan prizlere dönüştürüyorsunuz. Gerçekten güzel tasarlanmış. Ben bunu çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istedim bu arada. Düşürdük arkadaşlar. Şöyle tekrar gösteriyorum. Bakın bunu buraya taktığınızda artık bizim Türkiye'de ve Avrupa'da kullanılan prizlere dönüşmüş oluyor. Yine Amerika'da da bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir tasarım. Şimdi kutu içeriğine geçiyorum arkadaşlar. Havyamızın kendisine bir bakalım. Bakın şöyle bir taşıma çantasıyla geliyor. Havyamız burada. Bunun içerisinde bir tane stand, bir tane uç ve şöyle bir dönüştürme kablosu çıkıyor arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar bu tür havyaların en büyük sorunu beslemedir. Yani buraya enerjiyi iyi ve kaliteli bir şekilde vermeniz bu havyaların performansını direkt olarak etkileyen şeydir. Elinizdeki havya ne kadar iyi olursa olsun, ya da şöyle düşünün, bir arabanız var ama kullanacak olan şoför saatte 40 kilometreden fazla hız yapamıyor. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Burada da aynı şey geçerli. Eğer besleme ile ilgili bir darboğaz yaşarsanız havya ne kadar kaliteli olursa olsun mutlaka bir sıkıntı yaşarsınız. Havyamızın uç kısmı şöyle, yakından gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle ters yaptık. Şöyle yapacağız. Evet. Bu şekilde şöyle çıkararak kapağını alıyorsunuz. Uç kısmı ise burada. Daha öncekinde vidalı bir yapı vardı. Bu defa bu vidalı yapıyı çıkartmışlar. Şöyle küçük bir teste tabi tutmuştum. Bu şekilde uçlarımız geliyor ve şu kapakların bu kısmı silikon arkadaşlar. Herhangi bir zarar görmemesi için çıkarıp alırken güzel yumuşak bir silikonla yapılmış. Bunu direkt olarak buradaki yuvaya yerleştiriyoruz. Bu şekilde hafifçe bastırdığınızda yerine oturuyor arkadaşlar. Havyamız bu şekilde. Bir önceki modeliyle yan yana koyuyorum arkadaşlar. Onu da açalım. Şöyle görün ikisi arasındaki farkı. Uçlar değiştirilmiş. Farklı yapıdalar. Bir önceki model daha ince bir yapıya sahip. Buradaki gövde daha kalın. Daha böyle hissiyatlı bir gövde yapmışlar. Ve en büyük özelliği ise arkadaşlar, burada daha büyük ve renkli bir ekranının olması. Hemen iki cihazı da göstereceğim. Ancak bundan önce bir önceki cihazın güç adaptörünü göstermek istiyorum. Bir önceki versiyonun. Yani bu eski modelin HS-01'in adaptörünü göstereceğim.
HS-01 tam set olarak aldığınızda 65 wattlık bir adaptörle geliyordu arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Yenisinde ise bu artık 100 wattlık bir adaptörle değiştirilmiş. Ancak elinizde bu varsa bununla ve bunun kablosuyla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum, bakın. Oldukça kalın ve güç iletimi yeterli olan bir güç kablosu kullanıyor. Bundan 2 tane vardı. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın ben bu kabloyla kullandım. İsterseniz yenisini, aynı zaten kablolar, bununla da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, cihazın kutusu içerisinden şu şekilde bir kablo çıkıyor. Bu kabloyu kullanarak normal notebook adaptörü veya diğer güç kaynakları üzerinden bu cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Ancak minimum 65 watt ve üzeri güç kaynakları tavsiye ediliyor. Hani bunu söyleyeyim baştan. Ama performans alabilmeniz için 100 wattlık bir adaptöre ihtiyacınız var. Şu an orijinal adaptörüyle çalıştıracağım. Şu şekilde çalıştırıyoruz. Bakın, ekranı öncelikle renkli arkadaşlar. Renkli bir ekrana sahip, buradaki butona basarak cihazı direkt olarak çalıştırabiliyorsunuz. Cihaz çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Bakın, adeta koşarak istenilen 330 santigrat dereceye ayarlanmış durumda. Bu sıcaklığa ulaşıyor ve şu anda istenen sıcaklığa ulaşmış durumda. Hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle kameramı odaklayacağım. Bakın anında sıfırdan bu sıcaklığa ulaştık ve lehimimizi eritti arkadaşlar. Cihazın bir önceki modelden farklı olarak şurada OK düğmesine basarak hazır sıcaklık değerleri arasında geçiş yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Örneğin 360 santigrat derece ya da 300 santigrat derece. Siz buradan ayarladığınızda bunu hafızaya alıyor. Bu şekilde mesela bir numaralı modda artık 310 santigrat derece olacak. Bakın. Evet. Şimdi kontrol edelim. Evet, 310 santigrat dereceyi bir numaraya hafızaya aldık. Bu şekilde hızlı bir şekilde sıcaklık değerleri arasında geçiş yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bu arada enerji çekmediğinde şurada herhangi bir aktivite olmuyor. Bu cihazımız sürekli güç çekmiyor arkadaşlar. Sürekli bir sensör yardımıyla uç sıcaklığını denetleyerek tıpkı rampa çıkan bir arabanın gaza basması gibi enerji ihtiyacı olduğunda buradan güç çekiyor. Bu da tasarruf anlamında size oldukça artı olarak yansıyor arkadaşlar. Cihazımızın ana şekliyle kullanımı bu şekilde. Arkadaşlar, uç kısmında bir değişiklik yapılmış. Bakın buraya bir kütle yerleştirilmiş. Bir önceki modelde şöyle uç kısmını gösteriyorum. Herhangi bir kütle yok. Bu sayede arkadaşlar ani soğumalar durumunda buradaki kütle bir akümülatör görevi yaparak ısının bir anda düşmesini önlüyor. Isı zaten yavaşça düşmeye başladığında cihazımız bunu algılayarak gerekli takviyeyi yapacaktır. Bu sayede daha performanslı lehimlemeler, özellikle büyük kütlelerde, büyük kartlarda amaçlanmış, uç yapısında da güzel bir tasarım değişikliğine gidilmiş. Cihazımızın menüsünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Ana şekliyle cihazımız bu şekilde. Dediğim gibi renkli bir ekrana sahip, daha ergonomik bir yapıya kavuşturulmuş arkadaşlar. Uç kısmında da güzel bir tasarım yapılmış. Cihaz menüsüne girmek için buradaki iki tuşumuza birlikte basıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde cihazın ayarları önümüze geliyor. Şöyle gösteriyorum. Bakın, cihazı hangi elinizde kullandığınızdan uyuma, ne kadar süre içinde uykuya dalması gerektiği gibi birçok ayara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. 5 dakika içerisinde uyku moduna geçiyor. Yani ben bunu bırakırsam ve hiç hareket ettirmezsem 5 dakika içerisinde buradaki 350 derecelik sıcaklık 100 dereceye kadar düşüyor. Uyku modunda bekliyor ve 30 dakikada elimi hiç dokunmazsam artık cihaz tamamen kapanıyor. Buradaki değerleri buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum, bu 30 dakika değil de siz bunu 20 dakikaya ayarlayabilirsiniz. Bu sayede güvenlik amaçlı olarak cihazı açık unutup bir yere gidebilirsiniz. Ve cihazın sürekli enerji göndererek buradaki ucun ömründen çalmasının önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Bakın, 20 dakikaya bunu ayarladım.
5 dakika içinde dokunmazsam sıcaklık 100 dereceye çıkıyor. Yani 0'dan 350 derece yerine 100 dereceden 350 dereceye ulaşmış oluyor. Cihazımızın burada bu şekilde bir ayarı var. Bir sonraki ayarına geçelim. Şöyle sizin için kamerayı biraz daha yaklaştırdım. Bakın arkadaşlar, burada ise cihazın modları arasındaki sıcaklıkları görüyorsunuz. Hani profil biraz önce gösterdim. Birinci, ikinci ve üçüncü profil olarak buradan değişik profiller için değişik ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ve buradan da hafızaya alıyorsunuz arkadaşlar. Burada cihazın watt bilgisi var. Şu anda giriş voltajı ve güç bilgisi var. Yine 5'er derecelik hassasiyetle artıyormuş. Yine buradan da farklı bir termometre kullanarak cihazı kalibre edebiliyorsunuz arkadaşlar. Acaba buradaki hassasiyetimizi değiştirebiliyormuşuz? Evet, bunu 1 dereceye kadar düşürebiliyoruz. Ama 5 derecelik hassasiyette daha hoş gözüküyor. Ben de 5 derecede kullanacağım. Şöyle burada arkadaşlar dil ayarımız var. Yine cihazı sağ ya da sol elinizle hangi elinizde kullanıyorsanız buna göre bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Yine sıcaklık, santigrat derece ve Fahrenheit cinsinden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine bip sesini açıp kapatabilir, ekran ışığını açıp kapatabilirsiniz. Yine burada da yazılım bilgileri var. Olur da bir şekilde cihazı karıştırırsanız buradan da fabrika ayarlarına alıyorsunuz arkadaşlar. Şurada da cihazımızın yazılım bilgileri var. Buradan yazılım güncellemesi olduğu takdirde buradaki versiyonla karşılaştırarak cihazınızın güncel olup olmadığını yine FNIRSI'nin internet sitesinden kontrol ederek güncelleyebilirsiniz. Burada tercih size kalmış. Burada 3 tane ayarımız var arkadaşlar. Başka bir ayarımız yok. Zaten cihazı kullanması basit ve kolay. Dediğim gibi cihazın en büyük özelliği renkli bir ekranı var. Renkli büyük bir ekranı var. Ve şurada profil ayarları var arkadaşlar. Bakın şu an cihazım farklı voltajlar çekiyor. Buradan adaptörle haberleşerek ihtiyaca göre 19 volt, 20 volt veya isterse 5 volt, 9 volt gibi değerler çekebiliyor. Bu şekilde çalışıyor. Bir alt modelini uzun yıllar kullanan birisi olarak söylüyorum. Bu da oldukça güzel ve projelerimizde kullanacağımız bir havyamız oldu. Hemen şöyle kapatalım. Uçlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu farklı setler halinde alabiliyorsunuz. Bakın içlerinde farklı uçlar var. Ben tam set olarak aldım. Yine mevcut kullandığım ucun biraz daha kalını var. Yani burada ihtiyacınıza göre SMD malzemeleri lehimleyecekseniz farklı uçlar. Yine farklı işler için. Bakın şöyle bir ucumuz var. Yine balta uç diye tabir ettiğimiz ucumuz. Bu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha ince yapılı bir balta uç var. Yine burada da ince bir ucumuz var arkadaşlar. Bunu tam set olarak alabilirsiniz. Yine tekrar ediyorum. Sadece işte bir tane uç ve havya kablosu ya da işte adaptör olmadan ya da işte tam set olarak farklı varyasyonlar şeklinde ihtiyacınıza göre alabilirsiniz arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmına ürünün satın alma linkini bırakacağım. Çünkü fiyatı değişebileceği için dolar kuruna ve o günkü kura bağlı olarak hani fiyat bilgisi vermiyorum. Buradaki bağlantıya tıklayarak internet sitesine erişebilir ve ürünün satış fiyatına ve diğer özelliklerine bahsettiğimiz ve bahsetmediğimiz birçok özelliğine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ürünümüz ana şekliyle bu, ben gerçekten beğendim ve projelerimde artık bu ürünü kullanacağım arkadaşlar. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşünceye değin. Şimdilik hoşça kalın.